Bir dakika. Evet. Evet, şimdi oldu. Evet. Arkadaşlar merhaba. Merhaba herkese. Bu yarından hikayelerin biz bunu Emre ile her zaman buluşarak yapmayı ilke edinmiştik bu program ama şartlar gereği ilk defa Maalesef. uzaktan yapıyoruz. Yani Evet. hatta son kararımız yolda dolaşarak, yürüyerek yapmaktı. Hatırlıyor Yürüyerek musun? yaptık da Küçükçekmece Gölü kıyısında yürüdük. Hatta sen bu programı geçen yıl bana teklif ettiğinde şey demiştin. Özellikle yüz yüze yapalım. Görselliği ön plana çıkardığımız, açık mekanların olduğu bir program olsun demiştin. Zaten muhabbet teorisi sizin hep yani yıllardır online yapılan bir program. Bize farkımız da olacaktı özellikle ama tabii ki yani duruma uyum sağladık tabii. Ne kadar Evet. insan alışıyor kolayca. Evet, yani Evet. ben daha önce bunu tweet olarak da attım. Muhabbet teorisinde Kaanlarla da konuştuk da yani bundan 5 ay önce yazsak bir kıyamet öyküsü olabilecek şeyleri bugün hayatımızın birer parçası olarak yaşıyoruz. Aynen Biz öyle ve bugünden hikayeler artık yani şu an konuşacağımız şey. yani bugünü anlatsak izleyicilerimiz için, bizim kitlemiz için hakikaten yani yarından hikayeler etkisi yaratacak. Çünkü anlatacağımız bu programdaki her şey bir ay öncesinde bizim için yarındı. Belki 5 yıl sonrasıydı, belki 50 yıl sonrasıydı. Evet. Hatta biz Belirlenemeyen bir gelecekti yani. bu konuları konuşmuştuk. Bunlara geçmeden önce, bu arada tüm izleyicilerimiz bizlere iyi akşamlar iletiyorlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün geldiniz. bize soru sorarsanız, sorulara da ağırlık vereceğiz. Yani ya da görüşlerinizi iletirseniz, bilgi eksikliklerimizi kapatırsanız. Bunlar bizim için önemli. Madem yarından hikayeleri bu şekilde canlı ekran başında yapıyoruz, bugün mümkün olduğunca sizlerle etkileşime girmeyi hedefliyoruz. Şimdi şöyle başlayayım öncelikle. Emre, ben senin biraz gündelik hayatın hakkında öğrenmek istiyorum. Çünkü hadi ben yine genelde evde çalışan, Evet. bilgisayar başında ömrünü tüketen, burada omzunda yırtık oluşmuş falan bir insanım. Ama benim hatırladığım Emre Yorgancıgil, nerede bir etkinlik varsa her gün oraya gider. Hatta ben çok nadir sayıda etkinliğe giderim. İşte bizim Fabisat'ın Freya günlerine giderim ya da işte Yalan Savar meetup'larına giderim ya da bazı konferanslara giderim. Her gittiğimde her seferinde gördüğüm tek insan sensin çünkü sen hepsine katılıyorsun. Evet, öyleydi. Senin için hayat nasıl? Yani hadi ben neyse ben çok büyük bir değişiklik yaşamıyorum açıkçası. Ama Evet. senin için hayat nasıl? Şimdi çok çarpıcı bir örnek vereyim bu noktada. Bu hafta değil, geçtiğimiz hafta işte gün aşırı ofise gittik. Diğer günler home office olarak sayıldı. Pazartesi işe gittim normal. Ondan sonra salı günü işe gitmedim. Ve hiç yani çok fazla haberleri de izlemiyordum o günlerde. Normal rutinimi yapmak üzere çantamı hazırladım, laptopumu aldım ve Kadıköy'e gittim. Kadıköy'de saat 9 itibariyle Kadıköy'deydim. Biraz işte dolanırım, birkaç alışverişimi yaparım, sonra kütüphaneye geçerim falan diyordum. Yani Kadıköy'de marketler açıktı ama onun dışında sokaklarda çok az insan var. Ondan sonra kütüphaneye gittim. 12'de açılacakmış falan, normalde 9'da açılıyordu. Sonra gene bir alışkanlığımdır benim, giderim. Hafta içi hafta sonu fark etmez. Facebook'u açarım, çevrendeki etkinlikler, her türlü kültür sanat etkinlikleri listelenir. Gene 3-5 etkinlik listelenmiş. Tek tek açtım baktım. Hepsi iptal. Hepsi erteleme şeklinde. Ondan sonra dedim yani ben zaten mesaili çalışan bir insanım. Hadi bir günüm boşa çıkmış. Kadıköy boş. Etkinlikler iptal. Hadi müzelere gideyim dedim. Sürekli müzeye giderim. Çok severim. Haftalık giderim yani. Pazar günü giderim. Çok mesaili çalıştığım için. Baktım bütün müzeler kapanmış. Ondan sonra yani inanamıyorum. Çok bir Abi yani sen afiyet demek ki yaşadım. kapanmasa gideceksin. Kesin yani ben açık olsaydı giderdim. Ama neyse ki halk sağlığını düşünerek onlar da kapatmış zaten. Neyse demek ki bu yasaklar senin gibi insanlar için gerekiyor. Ondan sonra mecbur evime döndüm. Yani normalde hiç alışveriş yapıp saat 11'de 12'de gündüz vakti evime döndüğüm benim görülmüş bir şey değildir. Evime döndüm. Yani ilk birkaç gün anksiyete yarattı bende. Tamamen 1-2 hafta içinde geçebileceğini düşündüm. Yani çok haberleri izlememeye çalıştım. Yani biraz soyutlamaya çalıştım kendimi. Ondan sonra baktım böyle değil. Hakikaten insanlar da kanıksamaya başladı. Ondan sonra yani geçen hafta itibariyle alıştım. Yani geçen hafta cumartesi mesela hiçbir teşebbüsüm olmadı. Sadece nöbete gidip geliyorum Acıbadem Genel Müdürlüğe. Onun dışında hiçbir teşebbüsüm yok yani dışarıya çıkmak için. Şimdi senin Alıştım. iki tane işin var. Bir veri bilimci olarak görev Evet. yapıyorsun. Bir de bazen acilde nöbete kalıyorsun galiba, Yok değil mi? acil değil. Acil değil. Alarm komuta merkezi Alarm orası. komuta İdeal bir merkezinde. görev.
Yani bir tane görevin şu an evden yürüyor. Artık ona gitmiyorsun ama bir tanesine gidiyor musun? Güneşir'e ona da gittim geçen hafta. Güneşir'e gittim. Şeye de gittim yani, o yapay zeka ekibinin de ofise gittim yani. Alarm merkezi o da sık oluyor. Yani alarm merkezi hiçbir zaman kapanmayacak. Onu biliyorum yani. Anladım. Tabii ki. Çıkma yasağı olsa dahi gideceğim. Şimdi, tabii sen sağlık sektörü çalışanısın. Senin durum biraz farklı. Mesela bugün yurt dışı uçuşlar tamamen durduruldu. Benim işim giderek azalıyor. Evet. Evden yapıyorum ama yani artık sadece herhalde bizdeki uçaklar yurt dışı uçuş yapacaklar, yurt içi. Bu da biraz herhalde ya, uçak sahipleri de evden çıkmak istemeyecekleri için galiba giderek azalacaktır diye düşünüyorum. Tabii. Turizm ve havacılık sektörü ilk etkilenenlerden. Evet. Şimdi biz aslında bu koronavirüs mevzunu 3 program önce konuştuk Emre ile. 25 Ocak. 25 Ocak. Bu şey Birol Güven'in ofisinde yaptığımız programda. Oradayken henüz Çin'deymiş. Ve henüz galiba 20-25 bin kişiye falan bulaşmış. Ya da sadece Wuhan karantina altındaydı. Wuhan. Aynen öyle. Wuhan ve Hubei bölgesi çok ağır etkileniyordu o tarihte. Aslında Wuhan Hubei bölgesinde zaten. Yani Hubei eyaletinin en büyük şehri. 10 milyonluk bir şehir. Şimdi o zamanlar sanki ben biraz geriye dönüp izledim bu şeyden önce de. O zamanlar sanki hiç Türkiye'ye gelmeyecekmiş gibi bir havada konuşmuşuz. Yani gelse bile bir sıkıntı yaratmayacakmış gibi bir havada konuşmuşuz. Evet. Yani açıkçası 2 hafta öncesine kadar zaten kimse bu kadar ciddiye almıyordu galiba, değil mi? Ne düşünüyorsun? Ya şimdi açıkçası burada yani ben herhangi böyle bir, yani nasıl diyeyim, eleştiri dozunda değil, sadece gözlem dozunda paylaşacağım. Yani bu hastalık ilk resmi olarak 11 Mart'ta açıklandı Türkiye'de ama o tabii ki ilk vaka değildi. Bu noktada yani tabii Türkiye'nin de yani yapacakları yapamayacakları tartışılır ayrı ayrı. Şu anda konumuz değil. Ancak belki de aylar öncesinden yayılmaya başlamıştı. En basitinden şunu söyleyebilirim. Wuhan 10 milyonluk bir şehir. 10 milyonluk bir şehir ve dış dünyayla doğrudan havayolu bağlantısı olan bir şehir. Türkiye'de Wuhan'dan Türkiye uçuşlar vardı. Sırf Türkiye'ye değil, dünyanın bütün ülkelerine, Japonya'ya, Güney Kore'ye, Singapur'a, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Amerika. Yani pandemi tam beklenen sırayla izlendi. Wuhan'la havayolu bağlantısı olan bütün şehir, ülkeler pandemi sırasını izledi. Yani hiçbir sürpriz yok bu açıdan. Muhtemelen Çin'de yani ilk Aralık sonunda yani bir kümelenme bildiriliyor balık pazarında. Ondan sonra 12 Ocak'ta Çin WHO'ya bildiriyor tanımlanmayan hastalık şeklinde ama muhtemelen Çin'de dahi bilinmeden Aralık ayında bu insanlar uçtu. Avrupa'ya uçtu, Amerika'ya uçtu. Bize de uçtu er geç. Yani biz 11 Mart'ta adını koymadan zaten yayılıyordu bu ülkede. Anladım. Yani bizim ilk tespit ettiğimiz resmi vaka 11 Mart'ta ama diyorsun ki kuvvetle muhtemel öncesinde zaten virüs dolaşıma girmişti. Tabii. Evet. Şimdi tabii biz bugün biraz virüsten sonraki dünya ile ilgili konuşacağız. Ben yani nispeten daha kötümserim. Emre de daha iyimser. Ama bu sırada sorular da geliyor Emre. Bakıyorum. Şimdi mesela başlayalım. Halit Gülmez. Halit demiş ki pandeminin medeniyeti çökertme olasılığı artık yok değil mi? Yani bir anlamda kontrol altına aldık mı? Bunu bir varoluşsal risk olmaktan çıkardık mı diye soruyor. Medeniyet çökmez. Ona eminim ama ağır hasar alacağız. Yani modern dünya ağır hasar alacak. Yani modern dünya, yani medeniyetimiz biraz değişikliğe uğrayacak galiba. Şimdi ortamda çok fazla şey de var. İşte bu virüs sayesinde çok şey öğreneceğiz. Artık her şey online'a geçecek bu sayede. Bunu yapmaya cesaret edemezdik ve benzeri gibi yorumlar var. Şimdi ben mesela sana da soracağım bu konudaki fikrine de. Kısmen katılıyor ama kısmen katılmıyorum. Yani katıldığım kısımlar şöyle. Ya evet, bazı şeyler gerçekten teamülen. Yani mesela şu an pek çok insanın, ben çoğu iş için hayatımda şöyle düşünmüşümdür. Ya ben bunu yapmak için ofise niye gelmek zorundayım ki? Veya bu adam niye ofise gelmek zorunda ki? Ya bu adamın yaptığı iş gayet evden de yapılabilir. Bu adamı sabahın 9'unda buraya dikip akşamın 6'sına kadar burada oturtmanın anlamı yok. Dediğim noktalar vardı ve bunu patronlara anlatmakta güçlük çekersin. Patron için yani verdiği maaşın karşılığı aslında o işin yapılması değil de o kişinin oraya asker olması tabiri caizse. Aynen, emrine amade şeklinde fiziksel olarak. Şimdi bir yandan mesela bunun böyle olmadığının çoğu yerde çoğu kişi tarafından artık rahatlıkla anlaşılabileceğini düşünüyorum. Ama bu bana göre iş gücü piyasasında olumsuz yönde bir değişiklik yaratabilir. Hani artık çünkü
normalde işte sabah 9'da gelip akşam 6'da gitmesine müsaade ettiği adama diyelim ki o 5000 lira maaş veriyorsa, o kişi çıktığı zaman yerine iş ilanı açtığı zaman diyecek ki evden çalışma koşullarıyla asgari ücret diyecek. Tabii kişiler de ya zaten evden çalışacağım, gitmeme gerek yok, asgari ücret kazanayıma razı olacak. Yani bir anlamda işlerin değerini de düşürmüş olabilir bu durum. Ama şöyle bir şey geldi aklıma. Madem evden çalışma yaygınlaşacak, aynı anda birkaç işiniz olsun. Yani fiziksel işimiz varken mümkün değildi. Tek işe mahkumduk. Şimdi evden çalışarak ek iş opsiyonlarını da arttırıp belki o kaybettiğimiz geliri yakalayabiliriz. Ya evet, buna izin verilirse tabii ama. Şimdi patronlar SGK kaydını yaparken başka yerde kaydın var mı yok mu bakabilirler. Yo, ama belki esneklikte düzenlemeler getirebilir buna yani. Belki, belki. Şimdi medeniyet çökmesine gelince ben de çökeceğini düşünmüyorum. Yani bir şekilde insanlık şu an bunu halledecek. Ama yani, ekonomik durgunluk, bak çok enteresan. Rama'yı okumuşsundur sen. Yok, Rama'yı okumadım. Okumadın. 2001 serisini okumuşum. Neyse, spoiler olmasın. Rama'nın ikinci kitabında dünyanın sadece ekonomi yüzünden medeniyetin tamamen çöküp yeniden toplandığı ile ilgili bir durum anlatıyor. Ve aslında o kadar mantıklı ki, yani herhangi bir uzaylı ihtilali, işte uzaylı istilası veya bir virüs salgını olmadan da gerçekten sadece ekonominin kendi dinamiklerinin çökmesi nihayetinde medeniyetin çökmesiyle sonuçlanabilecek bir şeymiş gibi ikna olmuştum ben. Ya çünkü bir anda bir ekonomik durgunluk, bir anda tam bu 1930'lardaki gibi bir kriz, korunmacılık, büyük buhran zamanındaki gibi bir şeyin ortaya çıkması halinde mesela medeniyet çok büyük yara alabilir. Hele ki tam olarak bugün küreselleşmiş olan dünyada. Yani şimdi medeniyet yara alır derken sen yani çok yani her zamanki yani rasyonel bakış açısında iş piyasasından söze girdin. Ekonominin nasıl etkileneceğinden, dünyadaki işte modern hayatımızı sağlayan paranın dönmesi işte çok önemli. Sonuçta yani kapitalizm üretim tüketim döngüsüyle dönüyor ve şu anda hem tüketimde hem üretimde çok ciddi problemler var. Bütün yani hayatımızı, modern hayatımızı sekteye vuracak. Buna %100 katılıyorum ama ben yani daha benim yani korktuğum nokta şu. Yani insanlar olarak biz sosyal canlılarız. Topluluklar halinde yaşamak üzere evrimleştik. Ve yani uygarlığımızın bütün dönemlerinde topluluklar halinde yaşadık. Yani bunun bence şu anda kısıtlanması, yani ne bileyim, ekonomi bir şekilde düzelir. Bir şekilde yeni düzeninde ekonomisi olur. Yeni düzeninde de yani bir para döner. Yeni düzeninde kapitalizm kurulur. Ama yani yeni düzenin, nasıl diyeyim yani şu anda bu programı emin ol yani uzaktan yapmak bana acı veriyor. Yani bir müziğe uzaktan dinlemek bana acı veriyor. Yani bir konsere ne zaman gideceğimi bilemiyorum şu anda. Bir tiyatroya ne zaman gideceğimi bilemiyorum. Yani bir çarşıda, pazarda ne zaman dolaşacağımı bilemiyorum. Bu belirsizlik bana çok büyük acı veriyor. Ama bu mantıkla yani, mesela dünya, o zaman bu mantıkla yani dünya bundan sonra tamamen böyle gidecekse bile, yani yeni doğan çocuklar böyle bir dünyanın içine doğacakları için ve buna alışacakları için problem olmayacak anlamına gelir o zaman. Biz ne olacağız? Bizim nesillerimiz ne olacak? Boş ver abi. Biz zaten şurada 20 yıl var en az. Ya zaten mesela şu an 50-60 yaşındaki insanların büyük çoğunluğu mevcut dünyayı anlayamıyor, entegre olamıyor. İşte var Facebook kullananları falan filan da. Ya biz de zaten kaçınılmaz olarak hani bu salgın olmasa bile, hadi sen ben yine teknoloji kullanıcısıyız falan da, hani bizim yaş kitlemizin büyük çoğunluğu yani bir salgın olsun olmasın, dünya değişsin değişmesin, yani herhangi bir dış faktörle değişsin değişmesin, zaten 50-60-70 yaşlarına geldiği zaman tamamen izole oluyorlar mevcut teknoloji ve medeniyetten. Yani haklısın ama ben daha böyle temel şeylerden bahsediyorum. Ya en basitinden yani şu anda dokunamıyoruz insanlara, el sıkamıyoruz, sarılamıyoruz. Niye abi, bak. Ben sana dokunmuyorum. Hayır, yok böyle bir şey. Hayır. Yani şu anda bak seni görüyorum ama ya bundan ibaret değil yani. Ben şu anda seni... Abi beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum ben ya valla. Yok, seni seviyorum. Bütün insanları seviyorum ben. Yok, gerçekten yok. O kadar humanist oldum ben şu an. Valla Emre, insan özgürlüğü, insan sevgisi. O ekranlar, içindeki... şeyler yetmiyor. İçindeki insan sevgisi kalarmış. Yo haklısın. Yani şimdi tabii ki ya sen şu an ekstra bir de yalnız yaşıyorsun. Biraz onun da etkisi falan olsa gerek yani. Ben 24 saat Kübra'yla
O yüzden yine hani evde muhabbet edeceğim olan birisi var. Ben yalnızım. Birkaç gündür tamamen yalnızım ben. Yalnız yaşamanın ekstra bir sıkıntısı olabilir. O yüzden şey yapmayayım. Evet. Seni anlamıyor gibi olmayayım. Şimdi sorulardan devam edeyim abi. Bakalım. Çağrı demiş ki uzaktan eğitim. MOOC, kitlesel neydi bunun Türkçesi hatırlamıyorum. İşte kitlesel, massive, open course'tu galiba. Özellikle sınavların nasıl olabileceği hakkındaki düşünceleriniz neler? Evet. Ya şimdi bu tabii ki biraz teknik bir konu ama ben kendim öğretim görevlisi olarak nasıl yapmayı düşündüğümü söyleyeyim. Yani böyle artık klasik sınav ya da çoktan seçmeli bir şey yapmak yerine öğrencilere konuyu öğrendiklerini gösterebilecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri dönem projesi vermek istiyorum. Evet, konuşuluyordu zaten. Ben vizeleri kesinlikle iptal ettim zaten ama yönetmelik gereği final sınavı yapmam gerekiyormuş. Onun için de internetteki olanakları kullanarak klasik ve çoktan seçmeli sorularla karışık bir şey yapacağım mecburen. Yapacak bir şey yok. Bu arada benim öğrencilerim de var burada. Alper Durmaz var, onu görüyorum. Evet. Kenan'ın katkısı çok güzel. 3D yazıcıyla bireysel üretim önem kazanacak. Tabii çok önemli ama bireysel üretimde şöyle bir şey var. Şimdi görüyorum ben Twitter'da işte özellikle 3D yazıcılar üzerinden bu kask üretelim. Hani göz bandı, göz koruyucusu üretelim şeklinde. Hatta solunum cihazı üretme çabaları var. Bireysel üretim derken bunun standartizasyonu çok önemli. Özellikle medikal cihazlarda. Yani evde o standartizasyonu sağlanması çok büyük problem. Yani tabii o açıdan bence bir yani şey önemli yani endüstri alanlarında ona zaman var diyorum ben. Yani herkes kendi kafasına göre ürettiği şeyin işe yarayacağını garanti veremez. Ya şimdi o şimdi yok. Hem katılacağım sana hem katılmayacağım. Şu konularda katılacağım. Emniyet yani safety equipment yani emniyet teçhizatı dediğimiz şeyler senin dediğin gibi öyle evde Çin malı şeyle 3 boyutlu yazıcıyla falan üretip hemen kullanıma alabileceğin şeyler değil. Onların 50 tane standardı oluyor. Aynen i̇şte, öyle. Ve o standartlara uygun olmak zorunda ki biz onların emniyet riski yaratmadığından emin olalım. Ama örnek veriyorum. İşte ventilatörü 4 kişiye paylaştırabilecek bir tür boru, böyle bir vana gibi bir şey üretmişler. Yani yan ürünler. Yan ürün. Yani veyahut şu çalışmazsa derken ya tabii tıkanırsa bu da kişinin ölümüne yol açar ama tıkanma düşük bir olasılık. Ama hani çalışmazsa ölüm riski yaratmayan aparatlarda, teçhizatlarda kullanılabilir. Olabilir, doğru. Yani ama işte safety ekipmanda senin dediğin gibi o öyle ya şöyle bir şey var. Sen onun şeyini ne kadar paylaştığın tasarımı ne kadar mükemmelleştirirsen mükemmelleştir. Herkesin evindeki yazıcının markası farklı veya kullanacağım plastik ham maddesi falan farklı. Aynen malzemenin yani kalitesi. Ama şey güzel tabii yani şu an 3 boyutlu yazıcılarda üretilebilecek bir şeyin tasarımının internetten bir anda tüm dünyaya yayılabilmesi ve elinde o imkanı olan herkesin onu üretebilmesi müthiş bir şey. Yani 20 sene önce böyle bir şey yoktu. Evet yani çok daha o açıdan yani bireysel çözümler açısından daha yetkiniz internet öncesi döneme göre. Tabii. Belki internet öncesi dönemde böyle bir krizde karşılaşsaydık çok daha yalnız savunması hissedecektik kendimizde. Merkezi otoriteye daha bağımlı hissedecektik. Devlet aygıtlarına daha bağımlı hissedecektik. Ama şu anda yani bir noktada özerkliğimiz var. Özellikle yani. Ama gıda noktasında yok gene yani. Kendi gıdamızı üretmek şehir ortamında imkansız mesela. Evet imkansız. Zaten gıda üretmek de öyle bir günlük iş değil. Yani şimdi eksek 3 ay sonra çıkacak bazı şeyler yani. Aynen. Şimdi komplo teorileriyle ilgili çok soru var da o biraz daha muhabbet teorisinin konusu ki yakında şey yapacağız. Yakında bu komplo teorileriyle ilgili bir muhabbet teorisi yayını yapacağız. Onu oraya bırakalım istiyorsan. Ne dersin Emre? Ben bir cümle söyleyeyim sadece. Tabii. Yani 2002-2004 yılı arasındaki SARS salgınından sonra o da zaten koronavirüs ailesinden bir virüstü. Defalarca makalelerde birden bağımsız farklı çalışma gruplarının makalelerinde uzak doğunun, uzak doğuda her çeşit memelinin ve vahşi hayvanın tüketilmesinin, onlarla haşır neşir olunmasının SARS koronavirüs ailesinin mutasyona uğraması açısından çok zengin bir kaynak olacağı ve o noktadan çıkacak salgın hastalıklar konusunda tahminler vardı. Yani bu sürpriz değil o açıdan. Evet, evet, aynen.
Yani Yani o hatta bu makaleler şeye tek benziyor şu başına an. kadar. Tutup da 10 yıl sonra küresel ısınma yüzünden buzullar tamamen eriyince bak adamlar bunu 20 sene önce tartışmış demek ki onlar yaptı falan demeye benziyor. Yani şöyle bir şey Ama var. işte. Yani dünyada olası riskler konusunda sürekli kafa patlatan insanlar var. Bunların enstitüleri var. Ya daha komiği hani konuşuruz ya Nick Bostrom falan. Yani o Oxford Aynen. Üniversitesi'nde insanlığın sonu enstitüsü mü? Adı neydi onun? İnsanlığın sonu muydu? Aynen öyle. Ha. Simülasyon bile tartışıyorlar Ha yani. yani Simülasyon insanlığın kafamızda geleceği yer alan evet sadece. enstitüsü diye bir Biraz yer var. Dünyada insanlar bunun ya bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Emre muhtemelen bundan 10 sene sonra 10 sene sonra bizim bütün programlarımızı inceleyenler başımıza gelmiş pek çok felaketi zaten çok önceden konuştuğumuzu görecekler. Hem de aynen neredeyse öyle. konuştuğumuz şekilde gerçekleştiğini görecekler yani. O zaman birileri bunu dünyaya bizim yaptığımızı da iddia edebilir mi? Saçma olur. Biz gibi belki yüzlerce podcast var dünyada. Yani sırf bizden de ibaret değil. Tabii, Demek yani. dünyanın bağımsız yerlerinde yüzlerce insan bunu konuşuyor zaten şu anda. Ha şu var, yani benim komplo teorilerine yaklaşımım her zaman şu. Yani bir biyolojik silah olabilir mi? Olabilir, tamam mı? Ama bunu düşünmek için şu an elimizde makul bir sebep yok. Yani ona bakarsın o zaman Kanıt uzaylılar da da yok. gelip bırakmış olabilir. Bu da olabilir mi? Olabilir. Yani Aynen. bunun için de elimizde bir kanıt yok. Bir ejderha yapmış olabilirim. Evet tamam olabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Burada Kısa biraz döngü. kanıta dayalı konuşmak lazım. Ha diyeceksin tabii rüşvetin belgesi mi olur? Pezemek diye bir şey vardır ya. Hani biyolojik silah değil de belki mesela geçen Çağrı Yalgın'la onu kendi aramızda konuşmuştuk ama hani belki yani bir aptallık ürünü olabilir yani bir Allah. biohacker'ın ama hani bunu düşünmek için de bir sebep yok. Yani belki en olabilecek diğer olasılık. Bunun olağan bir salgın olmasının Doğal ötesinde seyrinde. gibi. Evet. Şimdi demiş ki birisi Başkan Trump Defense Production Act Evet. yasasını yürürlüğe koydu ve General Motors'a solunum cihazı üretme emri verdi. Vallahi verir bence. Bence şu an burada tabii liberaller bana çok kızacak ama hani yıllarca toplumdan kazanan şirketler böyle günlerde gelip borçlarını Kesinlikle. ödeyecekler abi. Kesinlikle. Bu olay sanırım en son 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşmiş Amerika'da. Tam bir seferberlik, bütün endüstriyle, savaş endüstrisine doğru çalışması. Şu anda Avrupa'da, Amerika'da olan da o. Türkiye'de de sanırım benzer kararlar alınıyor şu anda büyük fabrikalarda. Solunum cihazı yönünde, maske yönünde, işte dezenfektan yönünde. Yani şu anda bu toplum sağlığı ile ilgili bir durum. Hakikaten şey yok, normal üretime devam etmenin zaten bir anlamı yok. Normal üretimin pazarı yok şu anda. Şu anda yani Maslow piramidi değişmiş durumda yani bu toplumda. Evet. Yani en temel yaşam şu anda yani yaşamımızı garanti altına alalım ki diğer şeylere yani tüketimlere sıra gelsin. Yani şu an öncelik hayatta kalmak. Netice Hayatta kalmak, itibariyle Maslow öncelik piramidi. yani burada bir nokta sonra tabii şimdi biz artık hani bireyselliğin çok daha ön plana çıktığı bir çağda yaşıyoruz eskiye göre. Toplumsallaşmadan bireyselleşmeye doğru geçtiğimiz daha yani zaten bu kentleşmenin de getirdiği bir şey vesaire falan filan ama işte böyle durumlarda bireysellik işe yaramıyor. Yani mesela şu an benim işte bak aşı karşıtlarının bir türlü anlayamadığı şeydi hani şey diyorlardı. Topluluk Benim kendi etki çocuğum kendim karar veririm aşı yaptırıp yaptırmayacağıma öyle değil işte. Bak o iş öyle değil o zaman hadi şimdi benim kendi kararım ben korona kapıp kapmayacağıma kendim karar veririm diyeyim. Çıkayım. Herkes öyle yapsın. Hepimiz kalabalık ortamlara girelim. Ondan sonra da toplumda hepimiz yayıcı olalım. O iş öyle değil. Yani böyle zamanlarda bireyselliği bir kenara bırakıp tamamen değil tabii ki ama bir kenara bırakıp toplumsal olarak, kolektif olarak düşünmek zorundayız. Başka çare yok. tabii. Toplumun geleceği açısından tek kişinin hiçbir anlamı yok şu anda. Yani tek kişinin vereceği kararlar. Gücümüz de yok. Ben kendi ekmeğimi üretemem şu anda. Kendi maskemi üretemem. Kendi kendimi tedavi edemem. Aynen. Kendi internetini kuramazsın. Şu an bu internet hizmetinin bile devamını sağlayan kişiler var. Aynen öyle. Şirketler Her var, zaman kişiler çalışmaya var. Her devam zaman edecek bunlar. çalışmasını sağlayacak. Yani hani her zaman tıpçılardan falan bahsediyoruz. Onlar cephenin önünde savaşıyorlar. Çok büyük risk altındalar. Ama şu an medeniyetin sürmesi için çalışmalarına devam eden başka bir sürü de meslek kolu var. Gıda Ama tabii ki sektörü, sağlık lojistik. çalışanlarını şey yapamayız. Yani o dedim ya ateş attı. Bu bir savaşsa eğer ateş hattında savaşıyorlar yani. Asker, sağlık çalışanları, Aynen. askerler, herkes lojistik, Ötekiler onun dışında cephe herkes. gerisi. Lojistik. Aynen öyle.
Evet, Uğur Ersöz demiş ki 2020'ler reformlarla dolu bir zaman dilimi olabilir mi? Bu güzel bir soru. Çünkü ben 2020'de eğer bundan sonraki bir salgınlar için bir risk analizi yapılarak en azından buna dönük, bundan sonra böyle bir salgın ortaya çıkarsa ne yapılacağı ile ilgili acil eylem planları hazırlayıp mevcut modern ve medeni hayatımızda da bu acil planıyla koordinasyon sağlanacak birçok reform yapılacağına inanıyorum. Kesinlikle. O kesin. Tam onu düşünmüştüm ben de. Mesela aklına gelen ne var En senin? basitinden eğer yani böyle bir salgınla daha önce daha küçük çapta da olsa 3-5 yıl önce karşılaşmış olsaydık Çin 12 Ocak'ta bütün uçuşları durdururdu. Çin'den hiçbir insan dışarı çıkmazdı 12 Ocak itibariyle. Değil mi? En Ders almış basitinden olurlardı olmayı. diyorsun. Mesela Tayvan mıydı? Tayvan mıydı? Tayland mıydı ya? Karıştırıyorum. Şu çok başarılı olan hangisi şu an bu koronayla mücadelede? Tayvan. Singapur, Tayvan'da daha iyi. Çin'in adası Tayvan. Güney Kore, Singapur, Hong Kong. Mesela Tayvan daha önceki yaşadığı bir salgından sonra geliştirdiği prosedürler sayesinde şu an biraz daha iyiymiş dünyaya göre diye duymuştum ama şu an emin olamıyorum. İşte SARS geçirdi ya onlar 2002-2004 arasında. Ama SARS sadece 9 bin kişiye bulaştı. Şu anda yani Türkiye vaka sayısı bile SARS'ın dünyadaki vaka sayısından fazla olabilir yani. SARS küçük bir örnekti. Çok küçük bir provaydı bunun yanında. Niye peki? Yani çok hızlı mı kontrol ettiler yoksa daha öldürücü olduğu için bulaşma şansı mı bulamadı? Yani SARS'la COVID arasındaki farkı biliyor musun? Yani bu bir bilgi sorusu. Baktıysan, araştırdıysan diye soruyorum. Yani hemen kontrol edeyim. Ya tabii daha %10 öldürücüydü o. Çok daha yüksekti öldürücülüğü. Vaka sayısı, onun bulaşıcılık o endeksi var. Onu hemen bakıyorum şu anda Google'dan. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Tamamdır. Ben de bu sırada sorulara, yorumlara bakıyorum. Bak, Özhan Dönmez diye bir izleyicimiz enteresan bir şeyden bahsetmiş. Ben de az sonra eğer günlük kültür, yani günlük alışkanlıklardan bahsetseydik o konuya değinecektim. Demiş ki Özhan Dönmez, Sylvester Stallone'nin gelecekte geçen cezalandırıcı filminde VR kasklar ile yaşanan yapay sevişme sahnesi vardı. Hatta buna tepki verince kadın savunma olarak onlarca bulaşıcı hastalık sayıyordu demiş. Evet, yani Sylvester Stallone kadını öpmeye kalkınca iyi iğrenç ne yapıyorsun falan demişti. Bir benzeri de Asimov'da vardır. Asimov'un Vakıf serisinde ve şeyde de var. Robotlar serisinde de var. Değil mi? Solaria gezegeninde insanlar kesinlikle birbirinden uzak yaşarlar. Birbirleriyle temas etmezler. Asla fiziksel temas yoktur. Bunu istemek ayıptır. Orada mısın? Koptun mu? Asimov'dan bahsettim, değil mi? Evet, Asimov'dan bahsettim. Başka bir şey. Ay, Asimov'un kitabından okuduğum şey. Sistem 2, sistem 2, sistem 1 şu an. Sistem 2'yi şeye verdin, değil mi? Sars'a verdin. Onun oranına bulamadım da şey bir tatmin edici bir cevap öğrendim. Ya mesela şu an sence bu hastalık diyelim biz bu salgını atlattık falan. Ama böyle bir hani birbirimizle karşılaşınca sarılıp öpüşmek veya işte kişiler arasında güvenli olmayan cinsellik vesaire konularında da değişiklik yaratacaktır diye düşünüyorum. Kalıcı olacağını zannetmiyorum. Sen de mi kalıcı olmaz diyorsun? Dün Yani Emrah Yüksel de gerçekten öyle ne demişti, gelecek kadar geliyordu da. ya kalıcı olacağını zannetmiyorum çünkü yani bunu yapmamız için şu anda rasyonel bir sebep var. Artı şu anda toplumsal olarak bir yani yanlış bir şey bu. Yani ben birine dokunmaya çalışırsam toplumsal olarak ve kendi yani karşımdaki insandan da bir red alacağım. Artı sürekli bu beynimize işleniyor yani dokunmayın, evde kalın, temas etmeyin şeklinde. Bu uyarılar geçtiği zaman, bu yani toplumsal yasak, toplumsal tepki geçtiği zaman yavaş yavaş özümüze döneceğimizi düşünüyorum ben. Belki dediğin gibi birkaç yıl bu şekilde geçse davranış kalıplarımıza işler ama yani aylar içinde düzelirse bu zannetmiyorum ben. Gene birkaç haftada normal sosyalliğimize, normal temasımıza, yakın temasa, el sıkışmaya geri döneriz. Abi ben filmde iki kişi birbirine yaklaşınca burada şey oluyorum birden. Ne yapıyor bunlar ya Ama şu anda yani bu toplumsal norm bu. Şu anda ben istemem, bizden beklenen bu. Bunu yapmak yani bir tehdit. Kendim diye. açımdan da tehdit, senin açımdan da tehdit. O yüzden Ben yani senin bu rasyonel diye sormuş Çağrı da yani el sıkışmak bir adet bizim yani sosyal yani iyi niyet belirtisi olarak bir adet öğrendiğimiz bize öğretilen. Yani rasyonel temeli olmasına gerek yok. Yani insan sosyalliğinde rasyonellik
açısından ele alamayız her zaman. Ya alamayız da hani bir şey, dün onu gelecek geliyor da söyledim ben. Hani bu bizim daha sonradan kazandığımız alışkanlık ama. Yani sen çocuklara bunu öğretiyorsun. Senin doğal olarak birini görünce elini sıkmak gibi bir içgüdün yok. Bu sosyalliğin, sosyal hayat, toplumsallaşma sırasında öğrendiğimiz bir şey. Karşılaşınca evet, el sıkışılır, öpülür diye. Ama mesela bir hastalıktan kaçınma yolunda birinden uzak durmak tamamen içgüdüsel. O yüzden ben hani bir alışkanlığı, bu yönde bir alışkanlığı yerleştirmenin zor olduğunu ama bu alışkanlığı kaybetmenin kolay olduğunu düşünenlerdenim. Yani kolay kaybedeceğiz, kolay normale döneceğiz diyorsun. Yok, ben hani kolay kaybedeceğiz zaten. Hani şey gibi düşün, bazen yün bir şeyler giyiyorsun, sandalyeden seni elektrik çarpıyor, tamam mı? Evet. Eğer iki gün arka arkaya yaşarsan onu, böyle bir korku oluşuyor ve uzun süre atamıyorsun onu üzerinden. Ben biraz ona benzetiyorum. Öyle olur gibi geliyor bana yani. Yani bakalım. Bu tam yani bir spekülasyon şu anda ama. Ben ötekisi türlü için yani. Ben şu an tamam spekülasyon yapıyorum canım. Elde data yok ki. Fikirlerimi şey de yok yani işte. Data olabilecek bir şey değil bu. Şu anki fikri hiç kimsenin bir ay sonrayı karşılayamaz. Belki ya bir tarihsel ay sonra data olabilir. Hani tarihte bak böyle bir şey olmuş. İnsanlar şu alışkanlığı tamamen unutmuşlar falan gibi belki. Belki ama hani o bile zaten şu an aynısının olacağının bir garantisi olmaz tarihsel veri yani. Doğru. Bu arada hemen söyleyeyim, ben baktım. Hemen bir CNN makalesi çıktı Google'da. Tam oransal olarak bir şey bulamadım ama SARS'tan belirgin ölçüde daha bulaşıcı koronavirüs. SARS daha öldürücü, ona baktın. SARS daha öldürücü. Muhtemelen tahminimde şu, SARS çok daha yüksek öldürücü olduğu için ve her yaş grubundan öldürücüymüş SARS. En basitinden ta bugüne şeyde yani sanırım Güney Asya'da, Güneydoğu Asya'da SARS'ı araştıran WHO'nun uzmanlarından biri bile ölmüş hastalıktan ilk iki hafta içerisinde. O yüzden olayın ciddiyeti görülüp çok daha hızlı aksiyon alınmış SARS'ta. MERS, yani, MERS çok öldürücüydü, MERS. MERS 3'te 1 öldürücüydü. İnanılmaz ama neyse ki 3000 kişinin ötesine geçmedi. Ama işte öldürücülük artınca bulaşıcılık düşüyor zaten. Adamın aynen bulaştırmaya öyle vakti kalmıyor falan. Aynen. Şimdi öyle. Bu SARS devrimsel çıkmaz yani. Evet, aynen. Şu an Covid'in bu kadar bulaşıcı olmasının sebebi çok uzun süre işte belirti göstermiyor ve herkesi de öldürmüyor. Yani ya da taşıyıcı olarak geçiyor belirtiler. O da yani çok ciddi bir taşıyıcılık oranı da var. Yani hiç asemptomatik belirtisiz atlatan insanlar. Hadi ya. Tabii. Ben kendi sağlık kayıtlarıma baktım. Hani sen de dedin ya, Aralık'tan beri belki de virüs dolaşıma girmiş olabilir diye. Böyle acaba hani o dönemlerde bir şey geçirmiş miyimdir falan filan diye de yok abi. Ben düzenli olarak Ekim'de hasta oluyorum. Alerjik ve faranjit falan filan gibi. Onu keşfettim bu arada. Her Ekim'de hasta olmuşum. Yani çok enteresan. Yani hiç bilemeyiz bunu artık. Açıkçası bilmek de istemiyorum ben, geçirdim mi geçirmedim mi. Niye? Yani zaten şu anda çok geçirdiysen bağışıklık sahibi olduğunu bilmek seni rahatlatmaz mıydı? Yani zaten şu anda yani biliyorum ben ne yapacağımı, ne yapamayacağımı, kimlerden uzak durmam gerektiğini, yani sosyal mesafeyi azaltmak işte yani gerçekten anksiyete şu anda daha ağır bende yani. Buna karşı böyle bir irrasyonel tutuma girdim. Bunu da itiraf edeyim yani. Olabilir ya. Artık rasyonel olma zorunluluğumuz yok. Şu günleri nasıl rahat geçireceksen öyle oluyor yani açıkçası. Ya da yani zararsız, insanlara zararsız şekilde. İzleyenlerden bir ricada bulunalım. Beğen tuşuna basarak algoritmayı dürtükleyebilirsiniz. O yüzden belki programımızı hiç bilmeyen kişiler de keşfedebilir. Şimdi Kerem Bayrak bir soru sormuş. Bu aynı zamanda buradaki birçok sorunun da cevabı olabilir. Mesela Zafer Şenergil de bu salgının Türkiye'de dahil bütün dünyada başarısız siyasi partileri tarihi siyasi sahnesine sileceğini söylüyor. Kerem Bayrak işte ortada pek çok teorinin dolaştığı ve işte insanlara çip takılıp kontrol edilebileceğini söylüyor vesaire. Ve geçenlerde Financial Times'ta Harari'nin bir yazısı vardı. Senin de aklına o gelmiştir şimdi evet, bu evet iki soruyu da okuduğun zaman. Şimdi belki bu konuda biraz konuşmak lazım. Mesela gerçekten de şu an dünya sahnesinden bu konuyu ve daha birçok konuyu başaramamış siyasi partilerin başarısız olduğu kitleler tarafından daha mı rahat anlaşılacak ve siyasi sahnesinden silinecekler mi? Yoksa korona ortamını ve bu tedbirleri bahane ederek
kontrol güçlerini arttıracaklar mı? Daha totaliteryen bir rejim kurma yolunda gidecekler mi? Bu soru önemli, bu Harari'nin de sorduğu sorulardan. Kesinlikle. Bu bence her ülke için aynı gerçekleşmeyecek. Yani ülkelerin sosyal örgütlülük oranları, toplumsal dinamikleri çok farklı. Ama yani benim Orta Doğu için, bize benzer ülkeler için tahminimi soruyorsanız, her zaman bizim toplumlarımız en kötü yönetimi bile belirsizlik ortamına tercih ederler. O yüzden açıkçası ben bu şekildeki, yani kriz, belirsizlik ortamlarının insanları tam tersine otoriteye daha böyle, nasıl diyeyim, bağımlı demeyeyim de boyun eğer hale getirebileceğini düşünüyorum. Ama belki Avrupa'da, Amerika'da daha farklı, daha böyle sosyal hareketleri, sosyal dayanışmayı güçlendirici, daha böyle yani nasıl diyeyim, eğitimli insanların daha toplumda söz sahibi olacağı bir ivmelendirme, daha sosyal eşitlikten yana ivmelendirme yaratabilir biraz daha sosyal dinamikleri gelişmiş ülkelerde. En basitinden yani Çin örneğine bakalım. Çin'de şu anda yani sonuçta bir salgın orada başladı. İşte 80 bin kişiyi etkisi altına aldı. 4 bine yakın kayıp var. Çin'de özellikle belli bir şehirde kümelenmiş. Yani zaten basına yansıyan bir şey yok ama yani az çok ben emin olabiliyorum. Çin'de şu anda yani devlet yetkililerinin eleştirilemediğini, yani belki kendi içlerinde bir öz eleştiri belli şeylerde vardır, belli sınırlarda vardır ama Çin halkı şu anda diyemiyordur yani Wuhan valisine. İstifa et, sen salgını kötü yönettin diyemiyordur. Tam tersine minnettarlardır. Bakın Avrupa yani kırılıyor, geçin diyor. Amerika'nın hali ortada. Biz çok güzel, çok hafif atlattık. Tabii yani bu da doğru bir karşılaştırma değil. Çünkü Çin'de çok erken yayılmaya başladı. Çok erken farkına vardılar. Önlemleri çok hızlı şekilde aldılar. Çin iyi yönetti gibi süreci sanki. Yani. İyi niyetti ama hayır, bir dakika. Belki çok geç raporladılar. Ha evet. Belki yani uluslararası uçuşları kapatmadılar. Yani Çin şu anda bence her şeyi çok güzel yönettik, bu sizin becerisizliğiniz deme hakkına sahip değil hiçbir dünyaya. Çünkü buna dair yeterli bizim bir verimiz yok. Nesnel bir yani yönetim ne olsa, belki yani özgürlükçü bir yönetim, daha liyakata dayalı bir yönetim olsa Çin'de, dünyaya daha az hasar olacak şekilde atlatılabilirdi bu. Yani şu anda ben hemen Çin'de her şekilde yani takdir etmekten yana değilim. Yani bu da bir örnek mesela, yani otoriter yönetimleri güçlendireceğini. Şimdi yani halk evet, şu an minnettar. Ama o minnettarlığın sebebinden emin değilim ben yani. Doğru, ne kadar doğru. Çin'de bu koronadan bahseden ilk doktorun başına gelenler falan gibi mevzular var. Aynen öyle. Çin'de nedense ilk başta böyle bir inkar etme, kabul etmeme, dolayısıyla da dünyayı açıklama vesaire gibi bir yol tuttu. Niye bilmiyorum. Belki o haftalar çok hayatiydi yani. Belki o haftalarda şu anki önlemleri almamız gerekiyordu. Mart'ta alınan önlemler Ocak başında alınsaydı Çin erken davranıp, belki şu anda SARS'a yakın bir olayla atlatabilirdik yani bugünleri. Evet. Bir de şey var tabii. Yani her zaman ekonomi ve işte insan sağlığı arasında bir çelişki oluşuyor şu an tüm dünyada. Aslında Türkiye'de de bir anlamda o var. Mesela öyle. Türkiye'de insanlar sokağa çıkma yasağının devlet tarafından ilan edilmesini istiyor. Çünkü yani sadece şey değil, vurdum duymazlık dolayısıyla değil yani. O biraz, hatta bu yaşlılar konusu çok abartıldı biliyorsun. Dışarı çıkıyorlar vesaire muhabbeti. Ama hani insanlar gerçekten şu an çalışmak için mecburen işe gidiyorlar. Geçenlerde Twitter'daki takipçilerime bir anket yaptım. %30 küsuru aynı şekilde işlerine devam ediyorlar gidip gelmeye. Gün aşırı bile olmadan değil mi? Her evet. Gün. Aynen devam seçeneğini işaretlediler. Ya gene hatta benim takipçi kitlemi büyük ölçüde hani beyaz yakalılardan oluştuğunu varsayıyorum. Hani demek ki işin hani mavi yakalılar, işçiler kısmını düşünürsek bu oran çok daha yüksek. Maalesef. Ve o yüzden mesela şu an Türkiye'de devlet eliyle OHAL ilan edilsin, sokağa çıkma yasağı ilan edilsin isteniyor. Ve bir anlamda senin dediğine geliyoruz burada. Yani hani bizim gibi ülkelerde ama şu var yani bunların tabii gerekçesi ekonomik. Çünkü ben babamı çalışmamaya ancak 3 gün önce ikna edebildim. Ondan öncesine kadar hep çalıştı yani 3 gün önce. Çalıştı. Üstelik bu arada babam ilaç şişesi taşıyor. Babam nakliyecilik yapıyor biliyorsun. Ha bir de burada başka şey bir görevi var yani, hani bir ilaç şişelerini de taşımamız lazım mantığıyla yani. Ama hani ben onu çalışmamaya 3 gün önce ikna edebildim yani. O da şey diye, baba hani sen evde 10 gün kalmadan size gelip sizi görmeyeceğiz. Ne zaman eve girdin, 10 gün geçti belirti göstermedin, o zaman geleceğiz. Her dışarı çıktığında bu süreyi sıfırlıyorsun diyerek ikna edebildim yani.
Mesela Hikmet Adıyaman, biz mecburen çıkanlardanız kendi işimiz olmasına rağmen diyor. Esnafların da böyle bir durumu var. Aynen. Muhtemelen Hikmet Adıyaman. Patronlar var. Yani evet. Yani gıda ihtiyacımız var. Bu para yani çevrilmek zorunda. Evet, yani bu bir sıkıntı. O yüzden işte Kanada'daki gibi, Almanya'daki gibi ekonomik paketler, insanların sokağa çıkma yasağı istemesinin arkasındaki sebebin ben şey olduğunu düşünmeye başladım. Hani bu sokağa çıkma yasağı devlet eliyle ilan edilirse doğal olarak ödemelerin ertelenmesi, işte kiralar, ben doğal olarak bu paketle açıklanmak zorunda kalacak. Aslında hani istenen şey sokağa çıkma yasağından ziyade sokağa ekonomik çıkma yasağını güvence, evet mümkün kılacak bir ekonomik güvence gibi geliyor bana. Çok güzel bir yerden konuyu açtın Tevfik. Tam bu yayında yani mutlaka değinmek istiyordum. Belki bu döneme dair, bu dönemden sonrasına dair iyimser olabileceğim bir şey evrensel temel gelir. İlk kez uygulamaya kondu şu anda resmen. Almanya'da, İngiltere'de, işte Fransa'da, Amerika'da dahi. Şu anda adam başı yani bir gelir veriliyor. Adam başı belli bir ödeme yapılıyor insanlara. Neden? İşini kaybedenler belli bir süre daha temel ihtiyaçlarını karşılayabilsinler diye. Ve yani bu çok ütopik konuşuluyordu. Yani eminim ben birkaç ay önce bunu biz konuşsak desek yani 2 ay içinde Amerika gibi kapitalizmin beşiği bir ülkede adam başı para verilecek desek yani hiçbirimiz anlamlandıramazdık nasıl böyle bir şey olabilir diye. Ve şu anda Amerika'da yaşanan bu 2 trilyon doları halka dağıtacaklar. Evet. Hakikaten çok yani Amerika'da, Amerika'da olması daha enteresan. Çünkü neden? Sistemin dönmesi için onlar da buna yani mecbur olduklarını gördüler. Evet. İnsanların yani kendilerini yani bu üretim tüketim zinciri dönmeden bütün ekonomi çökecek, bütün sosyal yani modern hayat çökecek, kapitalizm çökecek. O yüzden kısa bir sürede olsa bu sübvansiyon yapılmak zorunda ve bundan sonra eminim ben hem bu işsizlik geliri olsun, evrensel temel geliri olsun çok daha ciddi tartışılacak. Özellikle yani toplumsal huzur açısından, toplumun yani dinamiklerinin belli bir güvenceyle sürmesi açısından. Aynı şekilde sağlık sigortası açısından da ben yani evrensel bir sağlığa erişim, evrensel temel gelir, gıda güvenliği noktasında bence yani uzun uzun yani şeyler olmasa da yani insanlığın hayat standartları bir anda düzelmese de en azından en çok etkilenen yoksul insanların, güvencesiz insanların bir noktada daha ben yani bir güvence kazanabileceğini düşünüyorum. Evet, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sistem bayağı sorgulanmaya başlanmış diye yani orada burada okuyorum şu an. İnsanların yani Amerika'da sağlık sistemi rezalet biliyorsun. Aynen öyle. Amerika'da böyle sosyal devlet olma yönünde birkaç adım atmak zorunda kalır gibi geliyor bana. Zorunda. Zorunluluk yani bu seçim değil şu noktada. Ya şu an devlet ayrı devamı için. Ya salgın süresince bunu geçici olarak yapabilirler ama bence bu kalıcı olacak. Ya olumlu sonuçlarını görürlerse ki görülecek. En azından toplumsal huzur olacak yani suç oranları azalacak. Böyle bir şey olmasaydı Amerika'da şu anda yağma olurdu. Gelir adaletsizliğin berbat olduğu bir ülkede zenginler yani evlerinde pompalı tüfekle hırsız avlarlardı yani. O kadar berbat bir ülke. Amerika'da biliyorsun o serbest. Daha ilk evet. Anayasasından beri evinde silah bulundurabilirsin ve birisi arazine girerse vurabiliyorsun falan öyle. Aynen. Amerikan Anayasası'nda 300 yıllık falan bir kural ya. Çok enteresan. Bunu önleyen tek şey şu anda ya orada yani yoksullara verilen temel gelir yani. Başladı mı Amerika'da verilmeye? Yani senatodan geçecek falan diye biliyorum. Takip etmiyorum. Herhalde Nisan'a kadar verilir. Evet. Şimdi o zaman sorulara bir daha bakalım. Bir şey yoksa yavaş yavaş sonlandırırız. Aynen. Bu bizim yaptığımız en uzun yarınan hikayeler oldu haliyle. Biz genelde kaç dakika oldu hiç bakmadım. 42 dakika oldu. Bir tane daha özel bölüm canlı yayın yapmıştık. 55 dakikaydı o. Ona yaklaştık. Ha, öyle miydi? Ha, o zaman tamam rekor kırmamışız. Zaten olaylar ilerledikçe muhtemelen haftaya ondan sonraki hafta falan bir güncelleme yaparız bu şekilde. Tabii yani. Arada zaten bence bu mevzuları konuşalım. Yeni bir şeyler oldukça yarından hikayelerde bir araya gelelim. Şu an başka konu konuşsak pek ilgi çekmez zaten. Herkesin aklında hastalık var. Yani. Aynen öyle ve belirsizlik kaygısı. Bir tane soru vardı şurada. Halit Gülmez, koronavirüs için Çin'in tazminat ödemesi doğru mu yanlış mı sizce diye. Yani yanlış yani bilmiyorum. Özellikle kendisi yapıp yaymıyorsa yani bu her yerden olabilir. Bize de sığırdan yeni bir mesela mutant bir kızamık virüsü geçebilir o zaman ne yapacağız yani hani yani doğrudan bir ülkeler bazında tazminat değil ama ciddi olarak bence o Aralık Ocak sürecinin bir nesnel olarak ortaya dökülmesi lazım. Çin'de neler biliniyordu?
Çin işte uçuşları kapatana kadar, yani bilinse ya da bilinmese dünyaya bu yayılana kadar Çin'in elinde hangi bilgiler vardı? Ya şu var, böyle bir diyelim fark, yani ortada data olmasına rağmen kapatmamış. Ne yapacağız? Böyle bir yaptırım şeyi var mı? Herhangi bir yani yerde Çin yaptırabilecek. Çin yani dünyanın ikinci gücü şu anda. Böyle bir güç yok Çin'in üzerinde yani. Hayır ya, ben şu ne... var, neye göre yaptırım yapacaksın? Yani sonuçta dünya sağlığını tehlikeye atmış oluyorlar o zaman. Tamam da bir yerlerde hani bir kanun mu var? Öyle bir şey halinde tazminat ödenir diye bir yasa mı var? Öyle kafana yok, göre... Yok, tabii yok ama yani en azından bir hani şey vardı yani Çin'e yaptırım. Belki hani onlar oradan ithalatın kısıtlanması, enerji akışında hani şöyle belki. Şöyle yapılabilir yani, bundan sonra Dünya Sağlık Örgütü muhtemelen yeni prosedürler geliştirecek. Tamam mı? Kesinlikle. Ve ülkeleri buna uymaya zorlayacak. Bunu altına imza atmayan ülkelere yaptırım uygulanabilir. Ama hani geçmişe dönük olarak hani burada çok zor. Mühim olan hatalarımızı öğrenmek. Yani bir hani doktor ameliyatta hata yapabilir. İnsan bu, hata yapabilir. Ama hani burada amaç doktoru cezalandırmak değil, ama hani ne yaptığını öğrenelim ki bunun olmaması için yeni prosedürler geliştirelim dersin. Yani burada mesele yaptırım uygulamak, ceza üretmek değil, hatalarımızı anlamak. Yani neyi yanlış yaptığımızı bilmek. Ona bakarsan bütün dünya şey değildi. Yani böyle bir şeye hazır değildi. Hatta ben geçen muhabbet teorisinde mi konuşmuştum? Nerede? Yani benim şeye aklım almıyor ya. Ya bak, biz seninle bu programda neler konuştuk? Şey için bile acil eylem planları var. Dünyaya bir meteor yaklaşırsa için bile acil eylem planları var. Ya ama bu dünyada nasıl böyle büyük bir pandemi için acil eylem planı, izlenecek prosedürler vesaireler nasıl olmaz ya? Ülkelerin kendi çapında var, çünkü dünya noktasında yani Birleşmiş Milletler'in böyle bir norm koyma yetkisi yok ki dünyaya, tutup Türkiye'ye sen şunları yapmak zorundasın deme hakkı yok, yetkisi yok. Olsa bile yani kalır. İstese yapar. Şey gibi hani UNICEF'te çeşitli sözleşmelerin altına imza atıyorsun veya işte ILO'da atıyorsun. Yani istense olur. Nasıl dünya hani bugüne kadar böyle bir olasılığı görüp de çoktan İşte Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında bir uluslararası salgın önleme anlaşması yapıp da ülkelere imzalatmamış, bu benim garibime gidiyor açıkçası yani. Yani en hazırlıklı Almanya'ydı gene, şaşırtıcı olmayan şekilde. 2012 tarihli işte anormal kriz planlarından bahsedildi basında. Orada yani epey bir öngörmüşler böyle bir krizi ve güzel önlem alıyorlar yani. Ölüm oranında düşüklüğü çok çarpıcı Almanya'da vaka sayısının yüksekliğine rağmen. Bu arada Abdullah Çınar çok güzel bir soru sormuş ya. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Demiş ki, pandeminin oluşturacağı etkiler insanlığı küresel iklim krizine daha fazla önem vermeye iter mi? Bence iter ya. Bak, bu çok güzel bir soru. İnsanlar şeyi fark ettiler. Yani artık bu tür felaketler öyle bölgesel değil. Hatta bizim bak, aynen, Türkiye'de öyle tipler vardı. Ben Wuhan'la ilgili görüntüler paylaşınca Çinliler ölsün gebersin falan tarzı tipler vardı. Tamam, hani sanki sadece bu mesele Çinlilerin meselesiymiş gibi. Hiç şaşırma. Şimdi işte o gibi hödükler de artık şunu anlamıştır ki tamam, artık dünyada yerel problem diye bir şey yok. Hele ki küresel iklim değişikliği dediğimiz zaman adı üzerinde bu küresel. Yani aynen, burada tüm insanlar hep birlikte hareket etmeliyiz. Ve hepimiz yani yarın bak, ben şimdi eve tıkıldık da bundan 30 sene sonra korkunç sıcaklar geliyor diyecekler. Biz gene 3 hafta eve tıkılacağız. Ya yani muhtemelen sıcak dalgaları olacak. Sıcak karantinasına belki gireceğiz yani eve. Sıcak karantinası olabilir. Ozon tabakasıyla ilgili yeni bir olumsuzluk olabilir belki. İşte şu saatlerde güneş ışığı inanılmaz tehlikelidir uyarıları olabilir. Evet. Hepsine yani hazırlamak lazım kendini. Ve bak, Kenan Güloğlu güzel söylemiş. Açık hayvan pazarlarının bir daha açılmaması üzerine baskı uygulanması bence en mantıklı düşünce. Şimdi bir ülkeye o kadar yerel bir şey için baskı yapılamaz ama bence artık Çin onu kendisi yapacak. Hiç kimsenin baskı kesinlikle uygulamasına gerek yok. Yani biz nasıl Türkiye'de kurban kesmeye standartlar getirdik sokakta kurban kesmeye, yani kimsenin baskı yapmasına gerek yok bu konuda. Çin de artık bunu anlar diye düşünüyorum. Umarım her türlü vahşi memeliği yemeği bırakırlar. Abi onu bırakmazlar. Burada da yani şey, bu arada ben şeyi yanlış buluyorum. Bak, yeri gelmişken söyleyeyim. İşte her şeyi yerseniz böyle olur falan, yanlış buluyorum. Adamların kültürü o. Kültürü ama bu ihtimali artıyor. Mutasyon ihtimali artıyor. Abi öyle de bak, kızamık da sığırdan bulaştı zamanında. Yani hani tekrar da yine sığırdan bulaşabilir. Yani bu her bulduğun memeliyi yeme ama sığır koyun ye diyebileceğimiz bir şey değil. Yani adamın kültürü o kültürde. Yılan da yeniyor, şey de yeniyor. Ha bence yani bu arada zaten Çin'de hani bu gibi gıdaları tercih eden kitle nüfusunun yanında çok küçükmüş. Kesin.
Yani Türkiye'de de mumbar yiyen, kokoreç yiyen kitle var sonuçta veya işte her karides yiyen bir kitle var falan. Yani demek istediğim şu. Yani bu bir kültür. Ya tavuktan da çıkabilir. Kuş gribinin kaynağı neydi? Kulübü, evet. Her türlü kanatlılardı. Yani şimdi Tavukları itlaf ettik. gibi. Yani şimdi bu farklı ilk defa yarasadan çıktı diye falan. Tamam ya, yarasa ayrıca çok yoğun bir virüs kaynağıymış galiba. Yani okuduğum kadarıyla. Hani ama ve lakin burada meseleyi şeye indirgemek biraz olayı uzaklaştırıyor. Yani ne var şimdi, kimse bu dünyada yarasa yemediği zaman bir daha salgın riskiyle karşı karşıya değil miyiz yani? Yani sivrisinekten bile bulaşabilir. Ya evet, yani Zika virüsünü sivrisinek taşıyordu veya işte hani demek istediğim o eşitliğin kurulması çok mantıklı değil. Ha hani belki gelecekte hepimiz hayvan yemeyi bırakırız. Bitkilerden bize bir virüs bulaşma olasılığı çok düşük. Evet. Bulaşmaz hatta, değil mi? Yani sen daha iyi bilirsin o mevzuyu. Yani çok hatırlamıyorum öyle bu bitkinin mutasyonu insana geçmesi zaten. Bir kere yayılım alanı da çok yani kısıtlı. Yani. Neyse işte Daha diyeceğimiz bu. hayvanlık oluyor. Var mı son olarak söyleyeceğim bir şey? Yavaştan kapatalım o zaman. Yani dediğim gibi her zaman ben bir programı iyimser bitirirdim. Şu anda inanılmaz bir belirsizlik hakim. Umarım yani birkaç hafta sonra yapacağımız programda nasıl bir ruh hali içinde oluruz gerçekten ben kestiremiyorum. Hem Neyse. dünya içinde hem ülkemiz içinde. Bu programa tarihe not düştük. Birkaç hafta sonra dönüp bunu izleriz. Bak o zaman böyle düşünüyormuşuz. Şimdi iyice yamulduk mu diyeceğiz, yoksa bak şimdi hiç kaygımız kalmadı mı diyeceğiz. Bakalım ne Yok hiç olacak. kaygımız kalmadı demeyiz ama en azından rahatladık. Yani tünelin sonundaki ışığı görüyoruz deriz. Ben şu anda açıkçası göremiyorum. Ama belki bir iki hafta sonra görebilirim. Vay be, ben ilk defa Emre'yi karamsar buldum ya bu programda. Vay be. Yani bütün işaretler bu yönde çünkü şu anda benim için. Peki, o zaman ben yavaş yavaş yayını sonlandırıyorum. Bizi izleyen, dinleyen, görüşleriyle katkıda bulunan herkese teşekkür Teşekkür ediyoruz. ediyoruz arkadaşlar. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.